Yaşamın İçinden programına hoş geldiniz. Programımızda bir doktor konuğumuzla birlikteyiz. Öncelikle size konuğumu takdim etmek istiyorum. Konuğumuz operatör doktor Tamer Sözen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Tamer Bey, hoş geldiniz. Bugün sizinle gebelikleri konuşacağız ama riskli gebelikleri konuşacağız. Riskli gebelik nedir? Bize birkaç örnek vererek açıklayabilir misiniz? Gebelik aslında bizim şu anda burada olmamızı da sağlayan, ekranları başında bizleri izleyenlerin de dünyaya gelmesini sağlayan bir süreç. İnsanlar binlerce hatta milyonlarca yıldır gebelikler sayesinde çoğalıyorlar. Son dönemlerde, özellikle son 20-30 yılda özellikle ultrasonun devreye girmesiyle gebelik takipleri çok özel bir takım incelemeleri beraberinde getirdi ve bazı sorunlu gebeliklerde de hekimin devreye girmesini kolaylaştırdı, özellikle ultrason ve bazı gelişen laboratuvar testleri. Riskli gebelikten kastımız, gebelikte annenin ya da bebeğin ya da ikisinin ortaklaşa birden yaşayacağı problemleri kastediyoruz. Riskli gebelikler öncelikle anneyle ilgili olarak değerlendirilmelidir. Çünkü gebe bir kadının kendine bir şey olmadan sağlıklı bebeği doğurması bu 40 hafta kadar uzun süren bir dönemde aslında oldukça zordur. İşler yolunda gittiği zaman ne hekime ihtiyaç vardır ne de belki laboratuvar testine, ultrason incelemesine. Ama işler yolunda gitmezse hem anne için hem bebek için, dolayısıyla hem de çevresindeki insanlar ve ailesi için çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve burada en can alıcı noktalardan bir tanesi de modern ülkelerin, daha doğrusu gelişmiş ülkelerin gelişmişlik değerlendirmesindeki en önemli kıstaslardan bir tanesi de bu anne ve yeni doğan bebek ölüm oranı ya da gebelik sırasında anne karnında bebek ölüm oranıdır. Bu oran ne kadar düşükse o ülke o kadar gelişmiş sayılır. Yani bir ülke gebelerini ne kadar iyi takip ediyorsa, bununla ilgili ne kadar iyi donanım gerçekleştirmesi o kadar başarılı. O yüzden gebeliği de çok özenli takip etmek gerekir. Çünkü şunu da söylemek lazım. Bizlerin, sizin işte bir televizyon sunucusu, programcısı olarak bizleri çeken kamera arkasındaki kişilerin ya da biz hekimlerin ülkeye ya da çevremize yapacağımız katkı sınırlıdır. Ama bir hamile kadının karnındaki bebeği gelecekte kim olacağını bilemeyiz. Onun başına gelebilecek bir şeyde kimi kaybettiğimizi, kimin gelecekteki ülkeyi yönlendirebilecek gücün yok olduğunu bilemeyiz. O yüzden her gebeyi sanki geleceğin çok önemli bir bilim adamını, başbakanını, devlet adamını, sanatçısını, sporcusunu doğuracakmış gibi izlememiz lazım. Katkıda bulunmak adına. Ve bu zaman boyunca gerekli önlemler alınmazsa, demin de belirttiğim gibi anne ölümü dahil, bebek ölümü dahil sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Riskli gebelikleri anneyle ilgili bölümünde hemen izleyicilerimize fazla sıkmadan özetleyelim. Annenin geçireceği şeker hastalığı, gizli şeker hastalığı, var olan şeker hastalığı. Annelerin çeşitli hormonal hastalıklar ki bunların başında tiroid hastalıkları, guatr gelir. Ve gebeliğe bağlı yüksek tansiyon, halk arasında gebelik seyirlenmesi diyoruz. Preeklampsi diye Latincesi olan bu hastalık hem bebek için hem anne için son derece ciddi problemlere yol açabilir. O yüzden hamile kadınların hiç doktora gitmeseler bile en azından bir sağlık ocaklarında tansiyonları mutlaka belli aralarla ölçtürmesi gerekir. Bir de doğum sırasında annenin durmayan kanamaları, yakalandığı enfeksiyonlara bağlı annenin geçirdiği rahatsızlıktan. Bunun ötesinde bebekle ilgili de çeşitli doğumsal anomalileri biliyoruz. Özellikle gebelikte şişmanlık bir risk faktörü müdür? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Şişmanlık genel vücut dengesini ve metabolizmayı bozduğu için, pek çok sistemi de olumsuz etkilediği için gebelikte de tabii ki risk faktörüdür. Aslında hamile kalan bir kadın genellikle oldukça sağlıklı bir kadındır. Ya da bir doğumu yapan bir kadın, kalp açısından, böbrek açısından ve hormonal sistem açısından sağlıklı bir kadındır. Doğa ya da Tanrı öyle bir denge kurmuştur ki eğer bir kadın gereğinden fazla metabolizması bozulacak kadar kiloluysa, hormonal problemleri varsa, kalp hastasıysa ve de yaşlıysa
gebe kalamıyor zaten. Bunlar kısırlık problemleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani deniliyor ki o bebeği dünyaya getirecek anne önce sağlıklı olmalı. Annenin sağlık problemi varsa hiç gebe kalmasın ya da gebe kaldığı zaman bu kadınlarda daha fazla düşük oranına rastlıyoruz. Daha erken gebelik kayıplarına uğrayabiliyorlar. Ama gebelikteki kilo kadar, gebelikte alınan kilonun da çok önemi var. Hı. Yani ekranlar başında izleyenler eğer hani ben kilolu değilim tamam kolay hamile kalırım hiç riskim yok diye düşünmesine bazı hastalar oluyor. Hamile 50 kiloya girip 90 kiloya çıkıyor, 100 kiloya çıkıyor, vücudunu ikiye katlıyor. Bu yanlış. Aslında hamileliğe girdiği zaman eğer bir kadın kilosuyla, mevcut kilosuyla gebe kalıyorsa aslında o kilo çok da metabolizmasını bozmamış demektir. Çok sorun olmayabilir ama hamilelik boyunca aldığı kilo önemlidir. Gebelikte 9 ay boyunca ideal kilo 12'dir. Eksi artı 3 kilo oynayabilir. 9 kiloyla 15 kilo arası alım normaldir. 20 kilonun üzerinde alındığı zaman demin belirttiğim gebelik zehirlenmesi, preeklampsi hastalığının görülme sıklığı diğer kadınlara göre 5 kat artar. O yüzden bizden mutlaka hamile kadınları her vizitte, her muayenede tartarız. Aldıkları kilo hedeflediğimizin üstüne doğru gidiyorsa mutlaka diyet veririz, program veririz, özel beslenme programı. Kilonun az alınması da az da olsa bir risk faktörüdür ama çok ciddi bir problem yaratmaz. Çünkü gerekli vitamin ve mineral takviyesi bu durumu dengeleyebiliriz. Bebeklerde fazla kilo anne için bir risk oluşturur mu? Tabii bebeğin de kilolu olması söylediğiniz gibi anne için de risk oluşturur. Hem doğumu zorlaştırır, normal doğum yapma şansını azaltır. Bugün için kabul edilen yaklaşım 3 kilo 800 gram ya da 4000 gramın üzerindeki bebeklerde sezaryen hem anne için hem bebek için daha doğru bir tercih olmaktadır. Ve sadece iri bebek nedeniyle annenin ameliyatı tek başına bile bir risk faktörüdür. Aynı zamanda çok iri giden bebekler annedeki şeker hastalığının ya da gizli şeker hastalığının göstergesidir. Ve yine fazla kilolu bebekler erken doğum için de bir risk faktörü oluşturur. Riskli gebeliklerde gebenin takibi nasıl olmalı? Özellikle şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı ve buna benzer tansiyon problemleri olan gebeliklerde takip nasıl olmalı? Bu tip metabolik hastalıklar olan işte şeker gibi, tansiyon gibi, kalp hastalığı gibi gebelerin sadece kadın doğum uzmanı tarafından değil aynı zamanda ilgili branş hekimi tarafından da izlenmesi gerekir. Eğer şeker hastalığı varsa bir endokrinolog, kalp hastalığı varsa bir kardiyolog tarafından da izlenmelidir. Aslında buradaki temel prensip kadın doğum uzmanı ile ilgili branş hekiminin kolabore yani birlikte bir aynen altını çizerek söylediğimiz bir takım çalışmasıyla gebeliği izlemesi gerekir. Birbirinden kopuk olmamalı her iki hekimin. Birbirinden kopuk olmamaları gerekir. Yani hekim yazı yazıp git bir de daireci baksın, git bir de kardiyolog yazı yazıp işte kadın doğumcuya bunu söyle şeklinde değil. Artık iletişim imkanları çok çok fazla. Gerekli bağlantıları hemen telefonla veya yüz yüze görüşerek işte hastamız Ayşe Hanım'ın gebeliğin 22. haftasında diyabeti ne durumda biz ne yapalım gebelikle ilgili durumu budur diye konsültasyonlar yapması lazım. Burada bazen sıkıntı oluyor bütün ülkelerde. Türkiye'de de aynı şekilde. Onun için riskli gebeliklerin takibi kadın doğum uzmanının kontrolüyle ama ilgili branşlarda da koordineli bir şekilde yürütülmeli. Bu gebeler özellikle gebeliğin ilerleyen haftalarında 26. 20. 28. hafta yani 6. ay ile 9. ay dediğimiz son trimesterde son bölümde çok yakın izlenmeleri gerekirse haftada bir izlenmelidir. Çünkü böyle durumlarda anne karnında bebeğin ölümü dahil riskler olduğu için bunlar yakın takip edilir. Mevcut risk çok ciddi boyuttaysa doğum erkenden yaptırılarak tedbir alınabilir. Şeker hastalarının şeker takipleri, tansiyon hastalarının mutlaka günde 2-3 kere tansiyon takipleri, idrar çıkışları da gözden kaçırılmamalıdır. Gelişmiş teknolojilerde ultrason veya detaylı ultrason konusunda bize bilgi verir misiniz? Ultrasonun kelime anlamı, ultra zaten çokça reklamlarda dahil televizyonlarda, gazetelerde görürüz ya bir şeyin üst tür demek. Ultra, mega, süper kupon falan da deniliyor ya. Sound da ses demek. Son zamanlarda İngilizce'nin çok fazla dilimize girmesiyle bunu da izleyiciler duyuyordur. İşte sanatçılar bazen çıkardıkları CD'lerde, albümlerde işte çok farklı bir sound yakaladık falan diyorlar. O yüzden her ne kadar yabancı kökenli bir kelime olsa da anlayabiliyoruz. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarını görüntüye dönüştüren bir cihaz. Hemen baştan da şeyi söylemek lazım. Kesinlikle hasta için yani anne adayı için, bebek için, hekim için zararlı değil.
Herhangi bir radyasyon veya elektromanyetik dalga uygulanımı yok. Sadece ses dalgaları cihaz tarafından yüksek frekansla, bizim duyamayacağımız bir frekansla gönderiliyor ve buradan yansıyan dalgalar görüntüye dönüştürülüyor cihaz tarafından. Ve böylece aldığımız görüntülerle bebekteki anomali taramasını, sakatlık taramasını, organlarında bir problem olup olmamasını anlayabiliyoruz. Bebeğin büyümesini, gelişmesini, etrafındaki suyun eşini takip edebiliyoruz. Ultrason o yüzden çok sık girdim, bebekte bir problem olabilir mi? Ultrason çok sık girdim, bebekte bir problem olabilir mi? Gibi korku ve sorular yersiz. Doktor ne zaman çağırsa girebilirsiniz. Gelişmiş ülkelerde ultrason çok daha az kullanılıyor. Amerika'da falan sadece bir kere girilebiliyor. Bunun nedeni de aslında ultrason zararlı olduğu için de böyle de bir yanılgı olabiliyor hastalarımız arasında. Ultrason Avrupa'nın çoğu ülkesinde ve Amerika'da oldukça pahalı. Türkiye'deki muayenenin içerisinde yer alırken, Türkiye'deki gebelik izlemlerine muayenenin içinde yer alırken Amerika'da Birleşik Devletleri'nin özellikle ayrı bir uygulama olarak ve ayrı bir ücretlendirmeyle sunuluyor. Ve bizim ülkemizdekinden en az bir 2-3 kat daha fazla para ödemek zorunda kalıyor hastalar. Bu hastalar özel sigorta olduğu için sigorta şirketleri bunu tıbbi gerekliliği olmadığı için ödemiyorlar. O yüzden hasta ayrıca bir para ödeyerek yapıyor. Bu yüzden de genel prosedürde, standartta ultrason uygulaması ancak detaylı olarak demin sorduğunuz gibi 5. ayda yapılıyor. O yüzden bir doktor sizi her vizitinde ultrasona sokuyorsa bundan hiç kaygı duymanıza gerek yok. Ultrason takiplerde giderek ilerlemesiyle beraber bize bir rahatlık sağladı. Bebeği işte kaşıyla, gözüyle, burnuyla, tipiyle görmemizin ötesinde özellikle genetik hastalıklı çocukların doğumunu engellemede yardım sağlıyor. Down sendromu liste başı biliyorsunuz ki Mongol çocuk dediğimiz genetik hastalığı olan ve zeka özrü olan çocuklar dünyanın her tarafında doğmaya devam ediyor. Ama bu çocukların doğumu hem aile için çok büyük travma, hem ülke için, hem sağlık sistemi için çok büyük zorluklar getiriyor. Aileler böyle çocukların doğmasını engellemeye çalışıyorlar ve bunun için de çeşitli laboratuvar testleri, ikili test, dörtlü test, üçlü test dediğimiz laboratuvar testleri ve demin sizin de sorduğunuz gibi detaylı ultrason oluyor. Detaylı ultrason yapılıyor. Detaylı ultrason gelişmiş bir ultrason cihazıyla bu konuda kadın doğum uzmanı olmanın ötesinde ayrıca bir eğitim almış, perinatolog ya da ultrason eğitimi almış kişiler tarafından iyi bir cihazla bebeğin bütün organlarının detaylı olarak taranması ve daha önce genetik hastalıklı çocuk doğurmuş kadınlarda saptanan çeşitli kusurların o hastamızın bebeğin olup olmadığını incelenmesi demek oluyor. Fakat bu incelemede %100 genetik hastalık olmadığını bize ispat ettirmiyor. %100 tanı ancak karından su almayla mümkün, amniyosentez dediğimiz ya da bebeğin göbek kordundan kan almayla mümkün, kordosentez ismini verdiğimiz. Onun dışında ultrasona girdim, detaylıya girdim, artık bebeğimde kesinlikle bir şey yok dememek lazım. Ama riskini azalttığımızı söyleyebiliriz. Özellikle detaylı ultrasonlarla genetik anomalili çocukların neredeyse %90'ını yakalayabiliyoruz. Ve böylece hastaya böyle bir anomali olup olmadığını söyleme şansımız oluyor. Şüphemiz çok fazlaysa kesin teşhis içinde bebeğin etrafındaki sudan örnek alıp oradan bebeğin hücrelerini izole ederek bebekte böyle bir kusur olup olmadığını kesin anlayabiliyoruz. O yüzden detaylı ultrason gebeliğin bir döneminde bir kez yapılmalı. Burada da ideal dönem 4,5 ay ile 5 ay arasıdır. Çünkü bebeğin bütün organları gelişmiştir. Hepsini görebiliriz. Ve bebeğe müdahale edebilme sınırının henüz içerisindeyizdir. Çünkü bebeğe müdahale edebilme sınırı 24 ila 26 haftada bitiyor. Çünkü o dönemden itibaren bebek artık doğsa da alınsa da yaşayabilirliği olduğu için ölüme terk edilemiyor. O yüzden bir müdahale yapılacaksa 5. ayda bunun sınırlandırılması gerekiyor. Son olarak gebelerimiz için neler önerirsiniz? Sizin ağzınızdan, buradan, bizi seyreden gebelerimiz bunları duysunlar istiyoruz. Buyurun, söz sizde. Bir kere öncelikle sevgili izleyiciler, eğer gebeyseniz gebe kaldığınız için çok mutlu olmanız lazım. Çünkü gebe kalabilmek için çok uğraşan, çok fazla doktora giden, birçok testten geçen, binlerce lira bu konuda para harcayan hastalar var. Ve hala bu mutluluğa erişememiş olan hastalar var. O yüzden bir kere gebelik, hele günümüzün ilerleyen teknolojisinin kısırlık problemlerini arttırma yönündeki etkisini de göz önüne tutarsak bir başarı gibi kabul ediliyor günümüzde. O nedenle bir kere gebeliğimizle mutlu olalım, kendimizle barışık olalım. Hem kendimizi
hem de hamilelik nedeniyle, gebelik nedeniyle değişen vücudumuzu sevelim ve bebeğimizi düşündüğümüz kadar da kendimizi düşünelim. Hiçbir zaman için sadece bebek aman hastalanmasın, bebeğe bir şey olmasın, ben ilaç almayayım, rahatsızlandım, işte grip oldum, aman kullanmayayım, dişim ağrıyor, bir şey almayayım gibi yanılgılara düşünelim. Çünkü hastalıklar ve bazen rahatsızlıklar ilaçlardan daha tehlikeli olabilir, testlerden daha tehlikeli olabilir. Mutlaka hekime danışarak gerekli tedavilerimizi yaptırın. Bir de şunu da belirtmek lazım böyle programlar aracılığıyla izleyicilerimize. Artık teknolojinin, iletişim teknolojisinin çok ilerlemesiyle beraber internetle de hastalar en karmaşık soruları, en basit soruları hemen çeşitli sitelere girip öğrenebiliyorlar ya da soruları sorabiliyorlar. Bunu kendilerine eş tutmamalarını öneriyoruz. Yani orada mevcut biraz işte gebelikte ateş nedir? Gebelikte ateş diye girdiğiniz zaman çeşitli arama motorlarına hemen en iyisinden en kötüsüne kadar her şey karşınıza çıktığı için bir anda panik olabilirsiniz. Orada verilen bilgiler genel bilgilerdir. Hiçbir zaman hastaya özel bilgiler değildir. O nedenle mutlaka bir hekim kontrolünde olmanızda çok önemli fayda var. Ve sorularınızı ya da sorunlarınızı her zaman o hekime ulaşarak, bağlantıya geçerek yanıtlarını almanızı öneriyoruz. İyi hekim, sizle iyi ilgilenen ve aradığınızda, istediğinizde her zaman ulaştığınız hekimdir diyoruz. Bizlere de veya izleyiciler arasında kadın doğum uzmanı olmak isteyen meslektaşlarımız varsa, tıp öğrencileri veya gelecekte doktor olmak isteyenler varsa, iyi hekim olmanın temel şartının iyi insan olmak olduğunu söylemek lazım. İyi insan olmak için de insanları sevmek lazım. Eğer bunu yaparsak zaten hastalarla da çok iyi iletişim kuracağımızdan eminiz. Programımızda sizi ağırlamaktan çok gurur duyduk. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hem bu fırsatı verdiğiniz için izleyicilere faydalı olabilirsek ben de çok mutlu oldum.